kınıyorum. Gerçekten nefretle kınıyorum bunu. Sebebi ne olursa olsun, failleri kim olursa olsun ben bunları lanetliyorum. HDP gibi bir siyasi karşı olan bir partinin parti binalarına bu saldırının yapılması, ülkeyi kaosa ve kargaşaya sürüklemek isteyenlerin amacına bu şekilde ulaşmak için mücadele edenlerin en önemli göstergelerinden biri. Biz ülkemizde kaos ve kargaşa istemiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanımızdan yerel yöneticilerine kadar. Her defasında hep bunu söyledik biz. Kaos ve kargaşadan semirmek, beslenmek bizim işimiz değil. Ama şu bu işin failleri kimlerdir diye baktığımız zaman bir manada kimin işine yarayacağına da bakmamız gerekiyor. Şimdi bu iki saldırı tesadüf midir bilmem ama iki büyük şehir belediyesini kazandığımız şehirde gerçekleştiriliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığı illerimizde gerçekleştirmekte. Şimdi buraya baktığımız zaman tabii ki kamplaşma, kaos, kargaşa, kutuplaşma hep bugüne kadar İktidar Partisi'ne yaradı. Böyle bir kutuplaşmadan da semirmek, eriyişini, bitişini gören İktidar Partisi'nin manevralarından birisi olabilir diye düşünüyorum. Bundan önce gezi olaylarında orayı provoka ederek nasıl amaçlarına ulaştıklarını, nasıl lehlerine çevirdiklerini gözlemledik. Bu da o işin bir başlangıcı ve adımı olabilirdi. Ama HDP'li yöneticilerin de sağduyusu, milletimizin ve bizlerin de sağduyusu buna müsaade etmedi, etmeyecek de. Bu şekilde siyaset yapanlar mutlaka o sandığın dibine çakılıp bu siyasetin Türkiye'de başarılı olmadığını görmeleri gerekmekte. Vatandaşlarına prim vermemeli. Bu işin sorumlusu iktidardır. Neden iktidardır? Kendisi demiyor muydu Sayın Cumhurbaşkanımız? Nerede ne olursa ben bu işin başıyım. Bu ülkede nerede ne kumularsa haberim olacak ve sorumlusu benim diye. O zaman bu işin de sorumlusu sizsiniz. Ve bir an önce çözün diyoruz biz bunu.